İyi günler, ekonomide görünümle karşınızdayız. Piyasalara bakacağız. Daha sonra gıda fiyatlarını inceleyeceğiz. Özellikle bakliyat fiyatlarını. Ramazan ayında da bakliyatta fiyat artışı vardı. Buna ilişkin Türk İş'in gıda araştırması da bunu gösteriyor. Özellikle bakliyat fiyatlarının Mayıs ayında da fiyatların arttığına işaret ediyor. Tüm bunları değerlendireceğiz. Diğer taraftan fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa da sık takip geliyor. Buna ilişkin düzenleme de var. Bundan açacağız. Ama önce piyasalar tarafında nasıl bir hava var? Şimdi biz bayram tatilindeyken piyasalarda risk iştahı yüksekti. Ekonomilerin açılması, koronavirüse ilişkin yavaş yavaş da vaka sayılarının düşmesi, normale dönülmesi adımlarıyla birlikte risk iştahı yükseldi. Borsalara alımlar geldi. Dünya borsalarında yükselişler vardı. Borsa İstanbul'da bakın 105 bin puana geldi. 105 bin puanın üzerine çıktı. %0,30 artıda. Dolarsa 6,80 seviyesinde 7,27 rekor seviyeydi Mayıs ayı başında. Daha sonra dolarda 6,80'in altı görüldü. 6,70'ler seviyesine kadar geldi. Bugün 6,80'de bir miktar yükseliş var dolar TL. Euro TL 7,49 euro dolar karşısına geliyor. Doların güçlendiğini bir miktar söyleyebiliriz. Piyasalarda o iyimserliği frenleyense Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki gerilimin artacağı endişesi burada etkili. Burada Amerikan-Çin gerilimi iyimserliği sınırlıyor diyebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Faiz 9.07, altın onsu 1722, yeniden 1700 doların üzerine çıktı. Petrol 34 dolar, Brent, ABD 32 dolar. Gram altına bakalım. Gram altın 376 lira, çeyrek altın 616 lira, yarım altın 1232 lira, tam altın 2457 lira seviyesinde. Almanya 15 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği ülkeleri için seyahat yasağı uyarısını kaldırıyor. Henüz içinde Türkiye yok ama buna ilişkin yasağın da kaldırılması bekleniyor. Ekonomik güven endeksi geldi. Mayıs'ta %20 artmış. 61,7'ye yükselmiş ekonomik güven endeksi. Şimdi bir başarı hikayesi. Bir Türkiye'de yetişmiş bir genç. Şu anda İspanya'nın en büyük bankası. Diğer taraftan 12 ülkeye yayılmış bir uluslararası ağ. Türkiye'de de Garanti BBVA olarak geçiyor. BBVA Grup CEO'su Onur Genç'in açıklamaları var. Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne ilişkin açıklamaları var. Onları da aktaralım. Türkiye kamu maliyesi olarak güçlü diyor Onur Genç. Özellikle cari açığa dikkat çekiyor. Burada atılan önlemler var, alınan önlemler var. Cari açığını düzeltmeye çalışıyor diyor Onur Genç. Devam edelim. Peki başka neler var? Geçmiş yıllardaki cari açığın yarattığı dış kaynaklara bağımlılık konusunda dikkat etmemiz lazım. Buna yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu salgın bir küresel bankacılık krizine dönüşmez diyor BBVA'nın CEO'su. Trabzon'da öğrenimini görmüş, ilkokul, ortaokul, lise, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi, oradan Amerika Birleşik Devletleri ve şimdi İspanya'nın ve 12 ülkeye yayılmış uluslararası bir bankacılık sisteminin başındaki bir Türk yöneticiden bahsediyoruz. Açıklamaları böyleydi. Şimdi fahiş fiyat uygulamalarına yönelik bir düzenleme geldi Ticaret Bakanlığı tarafından. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Bakanlık, üretici, tedarikçi, perakende işletmelerde denetim yapmaya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi, belgeyi talep etmeye yetkili olacak. Buna yönelik bir adım önemli. Bu haberi de aktarmış olalım. Diğer taraftan marketlerdeki fiyatlar. Buna ilişkin bir açıklama geldi. Kimden geldi? Türkiye Perakendeciler Federasyonu dedi ki marketlerdeki fiyat artışlarının sebeplerinin ortaya konması için tedarik zincirde denetlenmesi şart açıklaması yaptı. Fiyat artışları bugünlerde özellikle gıda fiyatları. Enflasyon düşüyor ama gıdada yükseliş devam ediyor. Buna ilişkin açıklama geldi. Peki Mayıs ayında gıda fiyatlarına baktığımızda dün Türk İş açlık yoksulluk sınırını açıklamıştı. Orada gıda fiyatlarındaki değişimi anlattı. Bakın diyor ki sebze meyve fiyatlarında fiyat artışları mutfak harcamalarını olumsuz etkiledi. Devam ediyor sebze meyve. Bir taraftan da hava şartları da olumsuz etkiledi, onu söyleyebiliriz. Bir havalar ısındı, sonra soğudu. Dolayısıyla etkiledi. Sebze meyve ortalama kilogram fiyatı %19 artmış. Ciddi bir artış. %19 ve ortalama 8.36 olmuş. Ve marketlerde un satışında bir artış söz konusu. Tabii burada kısıtlamalar etkili. Sokağa çıkma kısıtlaması. Bakliyat ürünlerinde fiyat artışı devam etti. Peki bakliyatta neler oluyor? Bakliyat fiyatlarında baktığımızda 17 Nisan 21 Mayıs yani Ramazan ayında
Kırmızı, yeşil mercimek %6 artmış. Pirinç %7, nohut %1,61. Burada Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin açıklaması. Peki bakliyatta son durum nedir? Fiyat artışlarının sonuna geliniyor mu, düşecek mi? Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Önce bakliyat fiyatlarına bakalım. Neden böyle hızlı bir artış var? Tabii koronavirüsle birlikte en çok talep de bakliyat ürünlerine oldu. Bu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle. Nasıl değerlendirmek lazım bakliyattaki fiyat artışlarını ve sizin tahminlerinize ne kadar, gözlemleriniz ne kadarlık bir artış oldu son bir ayda? Şimdi son bir ayda fiyat artışlarında bana göre bu sektörün içinde birisi olarak net olarak şunu ifade edebilirim ki bir fiyat artışının bir tarafa bırakın, fiyatlarda iniş var. Özellikle Mart ayı içerisindeki o panik anımlarında bir fiyat artışı söz konusu oldu. Ama şimdi geldiğimiz Mayıs ayı içerisinde zaten bir ay sonra buğday çıkacak. Güneydoğu'da en çok ekilen bölgede. Daha sonra da İç Anadolu bölgesinde, Konya'da çıkacak. Buğday fiyatlarının taban fiyatı da verildi. Aynı zamanda mercimek şu an Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelmeye başladı. Özellikle kırmızı mercimek. Kırmızı mercimek fiyatlarında şu an yaklaşık 15-20 gün içerisinde %15 civarında bir fiyat inişi söz konusu. Akabinde kışlık ekim olarak devam eden yeşil mercimek de Temmuz ayı içerisinde çıkacak. Onda da bir fiyat düşüşü olacak. Burada sadece tüm dünya genelinde talebe artış olarak, talebe ciddi bir artış oldu bakliyatta. Bunun içerisinde kuru fasulyede bir ciddi artış olmuştu. Dünya fiyatlarında bir yükseliş oldu ve Türkiye'de de bir yükseliş oldu kuru fasulyede. Hangi aylar için söylüyoruz bu fiyat artışını? Siz diyorsunuz ki Nisan... Onu itibariyle başladı. Nisan'ın onu itibariyle de yani yaklaşık bir ay içerisinde bu artış bitti. Çünkü Türkiye'de herkesin o panik alımlarında ürün kalmayacak. Zaten Mart'ın son haftasında birkaç raf görüntüleri, boş raf görüntüleri geldi ekranlara. Tabii ki o dönem içerisinde bu 2-3 gün kadardı. Ama hem sektörüm açısından bizlerin gayretleri, hem ülkenin almış olduğu yöneticilerin almış olduğu tedbirler. Bunlar neydi? Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hem buğdayda hem pirinçte almış olduğu piyasayı regüle etme görevi. Akabinde hemen 2,5 milyon ton hububatın sıfır gümrüksüz alınması ve 100 bin ton bakliyat ürünlerinin gümrüksüz ithal izni verilmesi Toprak Mahsulleri Ofisi'ne, piyasada anında fiyatların geri gelişi başladı. Ve önümüzdeki günler içerisinde biz düşen fiyatlarla rafa yansıyacaktır. Ve özellikle de söyleyeyim, bizim ben şahsımla ilgili söyleyeyim, firma yetkilisi olarak biz Aralık ayı fiyatlarıyla bu pandemi dönemi içerisinde tüm yerel ve ulusal zincirlere ürün tedariğinde bulunduk. Hı. Önemli olan dünyada mesela Amerika'da 1500 tona çıktı dolar tonu fasulyenin. Yani bu çok ilginçtir. Dünya piyasalarında bu artış varken, dünyada tedirginlik varken, mesela dünyada Amerika buğdayda iddialı bir ülke üretici olarak bir hafta 10 gün önce haber merkezlerine düştü. Onda bir sıkıntı yaşandı ama Türkiye bu konuda bir sıkıntı yaşanmadı. Yani bu pandemi döneminde ben sınavı en iyi şekilde verdiğine inanıyorum ülkemizin. Ve önümüzdeki dönem içerisinde de eğer müsaade ederseniz hasattaki beklentileri de size aktarayım. Bugün, yani, bugün nasıl? Mehmet Bey, bugün TÜİK'te bitkisel üretimle ilgili 2020'de artış göstereceği tahmin ediliyor. Tahıl ürünlerinde %8 civarında 2020 yılında. Buğdayda yine %8, arpada %8,7. Diğerlerinde durum ne? Türkiye kendine yetecek durumda mı? Çok isabetli söylediniz. Şu an dünyada iklim şartlarının elverişli gitmesi nedeniyle hem buğdayda, pirinçteki dünyanın en çok tükettiği ürünler bunlar, artışlar söz konusu. Buğdaya baktığınız zaman ülkemizde %8'lik bir artış öngörülüyor. Aynı şekilde bu sene yine kırmızı mercimekte, geçen seneye biraz bir seneki önceye göre bir azalma söz konusuydu ama bu sene geçen seneyle kıyasladığımız zaman %15 ile 20 arasında bir artış beklenmekte. Onun için bugün Nisan ve Mayıs ayı içerisinde ekilen fasulye, nohut, çeltikte de bunlar Temmuz, Ağustos, Eylül ayında hasat yapılacak. Bu ürünlerde de biz alınan tohumları takip ediyoruz. Bu alınan mesela kuru fasulye tohumları çok ciddi bir şekilde üretici tarafından alındı. Belki sulu alanlarda geçen sene Ekim'deki zorluktan dolayı daha çok patates ve mısırı tercih etmişti ama bu sene fasulye üretimi de artacak. TÜİK verilerine göre gene 2018-2019 yılında yeterlilik oranı kuru fasulyede %72 idi. Bu oran %80'lere çıkma durumu var. Onun için bir de atıl arazilerin, özellikle hazine arazilerinin tarım alanı olarak kazandırılması, hibe verilmesi,
Bunlar son derece önemli. Bu bakanlık tarafından alınan bu kararlar neticesinde ben üretimin artacağını düşünüyorum. Çeltik'te de pirinçte de geçen sene oranla bir artış söz konusu. Mercimeği de ifade ettim. Evet, yani mercimek, yeşil mercimek ve pirinçte tabii ki gönül istiyor ki ürünün ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde olsun, ama yine de istenilen düzeyde olmamasına rağmen geçen sene oranla artış söz konusu ve nohut başta olmak üzere hem mercimekte, kırmızı mercimekte, hem buğdayda, hem diğer birkaç üründe de biz kendi kendimize yeterliliği sağlıyoruz. Peki Mehmet Çünkü Bey. Dünya ülkeleri artık kendi kendine yeterliliği bu pandemi döneminden sonra karşı karşıya kaldı ve bunu çok iyi algıladı. Biz yerli üretime önem verirsek ve bizim tarımda gıda ve su kaynaklarının ne kadar önemli olduğunu dünya anladı. Bu çünkü önemsiz gibi görünen bütün bu doğal kaynakların kullanımı ve tarım sektörü ön plana çıktı. Peki. Ben inanıyorum ki bu dönemin hasatı böyle olabilir. Ama Serdar Bey, önümüzdeki Ekim dönemi, yani Eylül-Ekim ayında başlayacak buğday üretimiyle birlikte önümüzdeki Ekim ayları ve sezonu çok çok daha önemli. Bugünden bunların planlamaları yapmamız lazım. Yani çok tarladaki doğru. Ürünü konuşmuyorum. Gelecekteki ürünü konuşuyorum. Onun için tedbirlerimizi şimdiden alıp planlamamızı yapmamız lazım. Çok teşekkürler Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis. Değerli görüşleriniz için. Bakliyatta son bir ayda fiyatların durduğunu ama önümüzdeki aylarda artık bakliyat fiyatlarında gerileme olacağını söyledi Mehmet Reis. Ve sonraki yıllar içinde üretim konusunda uyarılarda bulundu. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri aktardık. Spor haberleri olacak. Emin Çağlar karşınızda olacak. Hoşçakalın.